güzel yani. Biraz tarihse güzel oluyor. Ya, grup süreci gerçekten bayağı, yani bizim açımızdan bayağı olumlu geçti. Ben bu kadarını beklemiyordum. Tabii ilk iki maçı galibiyetle bitirmek o çok güzel bir hava yarattı milli takımda. Herhalde Fransa maçı böyle bir dönüm noktası oldu. Bayağı yani birbirimize inanmaya başladık. Takım halinde bütün ülke herhalde yani bir parlayan bir ışık gördü bizde. Bütün ülke birbirine kenetlendi, takım birbirine kenetlendi. Gerçekten takımda böyle bir bayağı bir güzel arkadaşlık ruhu oldu. O da herhalde maçlarımıza yansıdı. Tabii Şenol Hoca'nın da tabii büyük bir katkısı var. Bize bütün maçlar iyi hazırladı. Gerçekten her antrenmanda %100'ümüzü istedi bizden. Ya toplamda bakınca şimdi arkamıza bakarsak gerçekten hak ederek bu şampiyonaya gidiyoruz. Ya bence bayağı güzel bir gruba denk geldik. Ben öyle düşünüyorum. Tabii öncelikle açılış maçını yapmak da çok güzel bir şey. İtalya'ya oynuyoruz hemen. Çok büyük bir ülke. Turnuvalarda hep iyi olan bir takım. Ama açılış maçlarında yani her şey olabilir çünkü ilk maç oluyor. Turnuvanın heyecanı oluyor. O yüzden bir avantaj da olabilir bizim için. Bence yani rakipler de bayağı iyi yine de, yani her takıma saygı duymak lazım. Bakü'de oynamamız çok güzel bence bütün Türk halkına. Orası yani bizim Türklerin ikinci evi gibi bir şey. Orada da bayağı taraftar olacak. O da bizi bayağı motive edebilir. O yüzden ben çok pozitif görüyorum grubu. Grup maçlarını da çok pozitif görüyorum ve inşallah da inanıyorum ki bu gruptan da çıkacağımıza inanıyorum. Çok dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum. Herhalde şimdi yani %100'lük bir veya da emin bir şekilde kimse yani bu takım birinci olarak veya bu takım ikinci olarak gruptan çıkar diye bir prognoz veremiyor. Yani dengeli bir grup, herkesin herkesi yenebileceği bir gruba denk geldiğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki bizim amacımız sadece Avrupa Şampiyonası'na katılmak değil, finallere de kalmak, yükselmek ve yani bakalım açılış maçını inşallah bir yani gruba başladığımız gibi şampiyonaya da başlarız inşallah bir galibiyetle büyük bir ülkeye karşı. Ondan sonrası zaten yolumuz açık olur diye düşünüyorum. Yani kim gelirse gelsin yani herkesi yenebileceğimiz bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum ve ondan sonrası final maçlarda artık göreceğiz. Rakibe de bağlı tabii ki ama dediğim gibi yani genel olarak favori diye bir takım yok bu grupta. Herkesin herkesi yenebileceği bir gruba denk geldik ve inşallah iyi bir turnuva sergileriz. Hayaller tabii her zaman büyük olması lazım. Hedefler de her zaman büyük olması lazım. Tabii belki bazen onlara ulaşamazsın yani hayallerini, hedeflerini ama onlar sana doğru yolu gösterir. Bence bu da bizim için önemli olan. Tabii ki gönül ister Türkiye Avrupa Şampiyonası olsun. Bu bir hayaldir tabii ki yani. Ama işte diyorum bu hayal insanı doğru yerlere götürebilir. Doğru adımları attırabilir. Ben çok inanıyorum ekibe çünkü böyle turnuvalarda sadece birerser takım önemli değil yani takım ruhu da çok önemli diye düşünüyorum. Ya aslında milli takım katıldığı turnuvalarda aslında hep bir sürpriz yapmaya başardı. Belki 2016 onu saymazsak ama yoksa Dünya Kupası'nda olsun, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda olsun hep bir sürpriz yaptı Türkiye. İnşallah seneye de Avrupa Şampiyonası'nda sürpriz takımlardan birisi oluruz. Ben buna gerçekten çok inanıyorum. Çünkü çok iyi bir hocamız var, çok iyi bir ekibimiz var. Yani her şey şu an pozitif gözüküyor. Yarı final, finale kadar yükselebilirsek tabii ki çok büyük bir başarı olacağını düşünüyorum. Yani sadece
bir şey var. Futbolda maalesef bazen günlük veya bir kötü performansa turnuvada özellikle bazen istediğin yerlere ulaşamıyorsun ama biz onu şu anda düşünmüyoruz tabii ki. Yani bir beynimizin arka bir bölümünde bir bunu unutmamak lazım. Yani her maç tabii ki önemli. Her maçı demin dediğim gibi yani kazanabiliriz de öbür tarafta da yani yenilebiliriz de. Ama yani takımın gücüne bakacak olursak yani büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum ve bu potansiyelin yani tamamını biz kendi tarafımıza çekip yani bayağı bir şeyler elde etmek istiyoruz kesinlikle. Yani açıkçası daha Wembley'i hiç düşünmedim. Yani ilk ben Roma'yı düşündüm. Roma da tabii ki yani çok önemli bir stat, çok tarihi bir stat. Ve orada yani işimiz de zor olacağını düşünüyorum. O yüzden şimdiye kadar pek yani düşüncelerimi Londra'ya yöneltemedim. Ama dediğim gibi turnuva tabii ki daha yarım sene var, neredeyse daha fazla, 7-8 ay var. Yani yaklaştıkça onu da inşallah daha düşünüp hayal ederiz. Öyle büyük statlarda milli formayla çıkmak tabii inanılmaz olur herhalde. Yani çok büyük bir gurur olur, çok büyük bir onur olur. Hem bütün Türkiye için herhalde çok güzel bir şey olur. Yani oraya kadar yükselebilirsek tabii ki ama Kaan'ın dediği gibi küçük adımlarla gerçekten onu grupta çok iyi başardık. Gerçekten hep maçtan maça düşünerek sonunda Avrupa Şampiyonası'na katılabildik. Turnuvada da o mentaliteye sahip olmamız lazım diye düşünüyorum. Türk halkı olsun, yani Almanya'da yaşayan Türk halkına biz daha çok konuşabiliriz çünkü biz burada yaşıyoruz. Onlar da bayağı gerçekten de bizleri görürken falan bayağı seviniyorlar. Çoğu şeyi bilmek istiyorlar. Herhalde Düsseldorf maçlarına da artık daha çok Türk geliyor diyebilirim. Yani bence de biraz ilk milli takım veya da ilk milli maçlarımda biraz Türk futboluna karşı bir soğukluk hissetmiştim. Yani hiç tanımadığım, daha doğrusu çocukluğumdan hiç tanımadığım bir duyguydu. Yani biz bunu başardık diye düşünüyorum. Yani Türk futboluna yine bir ısınma olduğunu düşünüyorum. Hem Türkiye'deki tabii ki halkımızdan taraf hem de buradaki Türk arkadaşlarımızdan bir yine bir ilgi, bize karşı bir ilgi gösterdiklerini gördüm. Ve demin dediğim gibi yani ilk en büyük hedefimiz tabii ki öncelikle bu olması lazım. Yani milletimizi bizim tarafımızda görmek bizi de mutlu ediyor. O yüzden en büyük hedefimiz her zaman o olması gerek. Ondan sonra tabii ki skorlarla veya Avrupa şampiyonalarında elde ettiğimiz başarılarla tabii ki sportif yönden de başarılı olmak isteriz tabii. Aile ortamı yakaladık diye düşünebilirim. Yani söyleyebilirim. Gerçekten böyle bir insan kendini gerçekten mutlu hissediyor, huzurlu. Yani bizim hocamız da her zaman der yani biz bir aileyiz. Tabii her zaman giden olur, gelen olur, bu hiç fark etmez. Bu formayı taşıyan herkes bu ailenin bir parçasıdır. Bunu her zaman bize yansıttı. Ve bu duyguyu verdi, bu duyguyu da dışarıda verdi hocamız. Herhalde bu da çok büyük bir faktör. Sonunda Avrupa Şampiyonası'na katılmamız gerçekten buna da bağlı olduğunu düşünüyorum ben. Ha, bence de ben de Kenan gibi görüyorum. Yani demin sadece takım ruhunu kastettik de ama yani en az aynı önemliliği taşıyan bir şey de yani iki ayağımızın yere basması olduğunu düşünüyorum. Yani ben de bu şu anda takımda bunu görüyorum. Genç oyuncularımız var, kardeşlerimiz var, abilerimiz var ama hepsi yani futbol hayatını oldukça profesyonel yaşamaya çalışıyorlar. Özel hayatını da tabii ki ona göre ayarlıyorlar. Ve bu herhalde yani televizyonda da veyahut da yani sizlerle de görüştüğümüzde de herhalde biraz da yansıyor. O yüzden dediğim gibi yani sadece yetenek değil, onun üstüne biraz da karakter de katmak lazım. Şu anda bu takımımızda fazlasıyla var. İnşallah bu yola devam eder ve bu yani bu
bu şekilde devam çalışmaya yani devam ederiz. Tabii Türkiye'de büyüyen oyuncular diyeyim, orada ilk adımlarını atan oyuncular, sonradan Avrupa'ya gelmesi onlar için de tabii çok başarı, yani büyük bir başarı diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'den Avrupa'ya gitmek ve aynı anda başarılı olmak diye daha zor diye düşünüyorum bir futbolcu olarak. Şimdi bakarsak milli takımda o seviyede çok oyuncumuz var. Yani bayağı oyuncumuz Avrupa'da oynuyor. Oradaki hedeflerine odaklanmış. Belki oradaki tabii yani Avrupa'nın daha değişik sistemine uyum sağlıyor. O da böyle maçlarda belki daha çok ya ön planda oluyor diye diyebilirim. Yani bence çok güzel bir şey. İnşallah daha çok gençlerimiz Türkiye'den Avrupa'ya gelir. Burada hem yani hem Fransa'da olsun, İtalya'da olsun, yani orada da bizim için de güzel bir duygu. Yani orada da Türk futbolcunun olması, Türkiye'de orada temsil ediyor sonuçta. Bu çok güzel bir şey. İnşallah önümüzdeki seneler daha çok futbolcu çıkar Türkiye'de. Ama bunun gerçekten milli takıma da olumlu yönden katkı sağladığını düşünüyorum. Yani ben çok önemli olarak, yani önemli bir şey olarak görüyorum. Hani İtalya olsun, İngiltere olsun, Almanya olsun, yani futbolun merkezi diye görüyorum. Yani daha doğrusu herkese futbolun merkezi lakabı diye bir şey takmış zaten bu ülkelere. Burada yani kendisini geliştirmek ve taktik anlamda da, kişisel anlamda da gelişmek, yani Kenan'ın dediği gibi milli takıma da çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Yani sadece bugün, yarın değil, yani birkaç sene sonra eğer örnek olarak da yani bir gençlerimiz için olursa, tabii onlar için de, onlar da yani bunun daha bir 10-15 sene sonrası da var inşallah. Yani örnek olup onlar da aynı yolu giderler.